Profesör Doktor Cemal Saydam'dan dinleyeceğiz. Ardından soru ve cevaplarımızı alacağız. Teşekkür ederim. Hem kendimi tanıtmak hem de tekrardan hoş geldiniz diyeyim öncelikle. Biraz yerleşebilir miyiz yavaş? Evet, yerleşirsek başlayalım. Evet, ben başlıyorum o zaman. Hem kendimi tanıtmak hem de ne işle uğraştığımı sizlere anlatmak için bir CV'mi koydum. Bakalım, daha yaklaşalım. Şimdi nasıl? Sesim gürdür ama neyse, biraz daha bağırayım. Nasıl? Arkadan da duyuyor musunuz? Tevekkeli bunu koymuşlar. Evet, iyi. Şimdi geliyordur herhalde. Sanatçılar gibi oldum. Kendimi kısaca tanıtıyorum. Çünkü biliyorsunuz bugünlerde idarecilerimiz böyle her ne fikir öne sürüp de ona karşı çıkan birisi olursa herkes işini yapsın şeklinde bir yaklaşım oluyor. Vallahi billahi bu benim işim. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimlerinin ilk elemanıyım. 15 sene denizlerde çalıştım. Özellikle uzmanlık alanım İstanbul Boğazı, Boğazlar Haliç, daha doğrusu Türk denizleri. Ama burada kanalizasyona gidip veyahut da tuvalete gidip sifonu çektiğinizde o kanalizasyonun gidişiyle ilgili benim ekip başı olduğum ekip senelerce çalışmış etmiştir İSKİ adına. Mesela ben Boğaz'ı 4 defa albayrak kırmızısı rengine boyamış bir ekibin başıyım. Hiçbiriniz bunu duymadınız, etmediniz. Duymanıza da gerek yok. Biz işimizi yapıyoruz, yetkili yerlere veriyoruz sonuçlarımızı. Onlar da uyguluyorlar ama hakikaten kanalizasyon deşarjının işte şeyleri bizdiriz, benimdir diyebilirim. Buraya da yayınlarımı ve citation'ımı bir de bilenler bilir, H-index'imi koydum. Bunları da sorun. Yani bir profesör oldum diyen insanın Türkiye'de minimum şu 10 H-index'ini sağlaması lazım. Altındaysa da dinlemeyin derim. Bu da Erdemli Deniz Bilimleri Enstitümüz. Deniz bilimleri deyince çoğunuz Koca Pir Reis gemisini tanır ama bu alttaki de Türkiye'nin en büyük araştırma gemisidir. Ben bunun 15 sene her türlü akademik idari sorumluluğunu taşıdım ve Türk denizlerini bunlarla tanıdık. Ne güzel bir manzara. Geçen hafta katıldığım bir toplantı Boğaziçi Üniversitesi'nden. Çekilmiş Boğaz resmi. İşte birazcık da alkol falan alırsanız demeyin gitsin. Ben de İstanbul çocuğuyum, Beylerbeyliyim. Boğaz'ın güzelliklerini bilirim. De işte hep böyle bakmışız. Çünkü genlerimizde hep karacılık var. Yani denizcilik ruhu maalesef yok. Belki bir yerde geçer, ondan da bahsederim. Hep bakarız da niye akar burası ya? Yani dikkat ederseniz akar. Da niye? İşte bunu bildiğiniz anda zaten bütün sistemi çözmüş oluyorsunuz. Yarı İngilizce, yarı Türkçe hazırladım. Akmasının nedeni Akdeniz'in buharlaşma baseni olmasıdır. Yani Boğaz'ı tanımak istiyorsanız Akdeniz'i, Karadeniz'i, Marmara'yı genel tanımadan burayla ilgili hiçbir yorum yapamazsınız. Akdeniz su kaybeder. Devamlı yaz veya kış. Dolayısıyla Atlantik ve Karadeniz'e göre alçaktır. Karadeniz'e de fazla su girer. İşte bu fazla suyu boşaltan musluk Boğaz'dır. Onun için burası akar. Akar deyip de bana inanmayın. İşte biz bilim adamıysak her şeyi verilere dayandırmak zorundayız. Burası da Seyir Hidrografi Oşinografi Dairesi'nin İstanbul'un Anadolu Kavağı'nda Boğaz'ın yani Karadeniz girişindeki kırmızı çizgi, mavi çizgi de Pendik'teki deniz suyu yüksekliklerini gösteren aletlerin sonuçları. Gördüğünüz gibi Boğaz'ın iki yanında biz ortalama 30 santim deriz, 60-70-1 metreye varan farklar vardır. Yani
İstanbul Boğazı'na Salacak'tan veya Boğaz'ın Marmara tarafından giren bir gemi Boğaz boyunca ortalama 30 santim yokuş çıkmak zorundadır. Bir de suyun tuzluluğu azalır, biraz daha batar. Dolayısıyla hakikaten yokuş çıkmak zorundadır. İnen de yokuş aşağı inmek zorundadır. Hem akıntının hızıyla hem de kendi hızıyla gidecek ki dümeni döndürsün etsin diye. İşte bu yokuş aşağı inmenin marifetlerini de benim sitemde görürsünüz. Kaptanları hakikaten ter döktürür. Dünyanın en zorlu denizlerinden bir tanesidir. Geçitlerinden bir tanesidir. İşte akmasının ardındaki neden de budur. Şimdi Marmara Denizi'ndeki çalışmalarımıza gireceğiz, birazcık da detaydan bakacağız ama neye ulaştık derseniz, biz Marmara Denizi'nin su bütçesini %99 bile diyeceğimiz oranda biliyoruz. Marmara Denizi'nin üst tabakası, ilk 25 metresi Karadeniz suyudur. 26-27. metresinden itibaren de zeytinyağı su gibi ayrılmış bir tabakadan da Akdeniz suyuna geçilir. Akdeniz suyu Çanakkale Boğazı'nın altından girer, Karadeniz suyu da Karadeniz'den girer. İşte bunlar Marmara'da iki tabakalı su yapar. Ne kadar tuzlulukta girer, senede kaç kilometre küp girer, bunların hepsini net bir şekilde biliyoruz. Asıl sistemi drive eden, yani sistemi sürdüren güç, şurada gördüğünüz yeşillerden bir tanesi, onu da nehir suyu olarak kabul ederiz. Karadeniz'e giren nehir sularının net fazlalığıdır. Karadeniz'i yüksek yapan ve boğazlardan akıp buharlaşan Akdeniz'deki suyu sağlayan sistem. Marmara'nın 3378 kilometre küplük bir hacmi var. Çok derin bir çukur, 1400 metreye varan derinliği var. Hemen Büyükada'nın arkası. Bunun ilk 25 metresi Karadeniz suyu dedim. Karadeniz'den gelen suyun debisini de biliyoruz. Marmara'nın üst suyu 3 ayda bir yenilenir. Alt tabakası da 7 senede bir yenilenir. Şimdi bilmeyenler için bu iyi hocam, ben güzel bulmuşsun denecek bir şey. Ama dünya denizlerinden konuşursam bunu hemen 500, 1000, 2000 seneye çekmem lazım. Yani okyanusta bu değişir dediğim rakamlar 500 sene, 1000 sene. Karadeniz'in altı bile için bile 1500, 2000 sene. Yani Marmara çok dinamik bir yer. İnanılmaz dinamik. İşte bu dinamizmi zaten İstanbul'u yüzyıllardır kurtaran sistem idi. Şimdi Marmara'ya bakmadan önce sistemi bir tanımamız lazım. Şu en üstte gördüğünüz bundan 12 bin sene önceki halimiz. Marmara, Boğazlar ve Akdeniz'in. Karadeniz görmüş. Marmara'da görmüş. Akdeniz'de Akdeniz'miş. Bunu deniz dibinde yaşayan canlıların kabuklarından anlıyoruz. Çünkü o zamanki iklim değişikliğinde Karadeniz'in su seviyesi düşükmüş. Ne zamanki Karadeniz'in su seviyesi yükselmiş, Boğaz'ın girişindeki eşiği aşmış ve Karadeniz suyu Marmara'nın üzerine gelmiş. İyi de göl suyu göl suyunun üstüne geliyor, bir şey fark etmemiş. Ama göllerin bir özelliği var. Tatlı su girdisinin çok olmasından dolayı diplerinde oksijen tüketimi fazla ve o anoksiye gidiyor. Marmara'nın da Karadeniz'in de dibi neredeyse anoksikmiş. İşte gel zaman git zaman dedik ya, bu Karadeniz ne zaman yükselip Marmara'dan Çanakkale'yi de geçmiş, o zaman alttan Akdeniz suyu da tuz dengesini sağlamak için gelmiş. Şimdi bize hep çalışırken derlerdi ki ya kanalizasyon prosesi çalışmaz. Niye? Çünkü Marmara suyu Karadeniz'e çıkmaz. Veya Akdeniz suyu çıkmaz. Çok basit şunu derdik. Ya Karadeniz bir zamanlar gölmüş. Tatlı su gölüymüş. Şimdi tuzlu. Neden? Çünkü Akdeniz suyu her zaman Karadeniz'e gidiyor. Bu kadar basit bir mantık. Şu en son hali umarım görüyormuşsunuz. Son 3000 senelik hali.
3000 sene veya 12000 sene jeolojik zaman diliminde keşke salise olabilse, keşke zaman olabilse. Çok çok yeni bir yapı ama sistem böyle kurulmuş ve son 3000 senedir bugünkü gördüğünüz halinde devam ediyor. Şimdi denizlerimizin özelliğini bilmeden, yani Akdeniz ve Karadeniz'in yapısını bilmeden Marmara'ya pek bir ahkam kesemeyiz. İşte şimdi onlara biraz bakalım, ders gibi olacak ama işte şurada yazdığı gibi dünyada mevcut en zıt deniz koşullarına sahip ülkeyiz. Ben Erdemli'den başlayıp Karadeniz'e ulaştığım zaman dünyada olabilecek en zıt deniz koşullarından geçmiş olurum. Amerikalı adam bir alet geliştirdiği zaman bize gönderirdi, biz Boğaz'da denerdik. Boğaz'da çalışan bir alet dünyanın her yerinde çalışır. Bu kadar inanılmaz koşullara sahiptir. İşte resmi. Denizlere klorofil gözüyle baktığınız zaman önünüze çıkan resim bu. Akdeniz, denizin çölü. İçinde hiçbir şey yok. Nasıl çölde hiçbir şey yok diye biliyorduk, o da değişiyor ama. İşte böyle gördüğünüz gibi masmavi. İçinde hiçbir besin yok. Dolayısıyla ekonomik balıkçılık yoktur. Ve Karadeniz'e geldiğiniz zaman işte yemyeşil. Besin dolu. Demek balık var. Marmara'da göreceksiniz onların aslında doğan çocuğu derim. Şimdi ufak bir tur atalım ama burada işte demin bahsettiğim şey, genlerimizde bizim şu var. Biz diyoruz ya Orta Asya'dan göçmüş gelmişiz diye. Bizim genimizde atın üstünde gelmek var. Atın üstünde doğan atamız çoktur. Ama denizde doğan yoktur. Bir Yunanlı dostumuza geçin. Denizde doğan çoktur, atın üstünde doğan yoktur. İşte bu inanılmaz fark ediyor ama denizle olan ilgimizi bu tanıyor ve ispatı diyorum işte bu kadar benzemez denizler için aynı tarihte yasak konur, aynı tarihte av başlar. Bu kadar saçma bir şey olamaz. Biri 15-30 derece arası değişir, biri neyse girmeyeyim ama tamamen kökünden yanlış bir şeydir. Yetkililere söylediğiniz zaman ya zaten zor kontrol ediyoruz, bir de onu yapsak ne olur deyip işin içinden çıkıyorlar. Deniz kuvvetleri bile yazlık, kışlık elbiseyi aynı tarihte geçer. İskenderun'daki pişer, Karadeniz'deki donar. Ama beyaz elbise giyer, ikisi de giyecektir. Siyah giyer, ikisi de giyecektir. O bile farkında değil. Yani kusura bakmasınlar ama değil. Şimdi laflar da benziyor. Şimdi Akdeniz'e geldik. Akdeniz'in özelliği bu. Hani deniz, atmosferde olan olayların aynısı denizlerde de oluyor. Atmosferde bazen görürsünüz böyle bulut fışkırır havaya doğru. Baca formation deriz, chimney formation. İşte aynı şey Akdeniz'de de böyle oluyor. Şimdi su batma hadisesini de açıklayalım. Şimdi yüzeydeki suyun Poyraz'dan dolayı olur. Poyraz esip suyu kaçınca, yani H2O su kaçınca geriye daha fazla tuz içeren, sodyum klor içeren su kalır. Ve bu sodyum kloru fazla olunca ağırlaşır, alt tabakaya göçer. Yenirse alttaki tabaka gelir. İşte bu çoğaldığı zaman denizin dibine batma hadisesini sağlar. İşte bu nedenden dolayı Akdeniz'in en derinlerine kadar oksijen taşınır. Pardon. Işık geçirgenliğine gelelim. Akdeniz'de 100-120 metre gibi okyanus bilimi açısından inanılmaz boyutlarda ışık geçirgenliği vardır. Çünkü suyun içinde hiçbir şey yoktur. Işığı kıracak, tutacak. Halbuki Karadeniz'e geldiğiniz zaman 20-30 metre, Marmara tam bir felaket. İlk 25 metresi zaten. Besin tuzu zaten yok. Yok da işte olan da bu. Yok diyebilirsiniz. Efendim Akdeniz'in altının üstüne getirsek ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yok yoka geldiği zaman yok da sonlanıyor. Hiçbir şey yok. Sadece su. Şimdi bu Akdeniz'i bir özetleyeyim. Binde 38.8 tuzluluğu vardır. Oksijene doymuştur. Dikey karışım çoktur. Işık geçirgenliği çoktur. Besin tuzu yoktur. Dolayısıyla ekonomik balıkçılık da olmaz.
Şimdi hocam İskenderun falan filan onlar işte eğlence, ekonomik balıkçılık değil. Şimdi öteki ekstrime gelelim. Karadeniz. Karadeniz'e geldiğiniz zaman 2000 metre dibinde, şurası 2000 metrelik dümdüz bir havuz. Her yeri 2000 metre. Tek kıyısal alanı şu Romanya-Ukrayna önlerindeki şelf. Bir de yaparlarsa bizim tarafta da Boğaz'ın girişindeki, batısındaki veya Trakya tarafının önündeki şelf alanı. Amasra falan önlerine geldiğiniz zaman denizin neredeyse ve uçurum 2000 metre dibine güp diye dalıyorsunuz gibi bir şey. İşte o yüzden zaten hep çırpınırdı Karadeniz derler. Yani Karadeniz'in türküsü var ya, çırpınırdı Karadeniz. Tercüme edemezsiniz, kusura bakmayın da. Poyraz esip de geldiği zaman, bizim şu dağlara vurduğu zaman tekrar dalga yansıyıp geri dönüyor. Gelen dalgayla karşılaşınca bu sefer çırpınırdı Karadeniz oluyor. İşte onun nedeni de bizim bu şelf alanından mahzun olmamız. Tuzluluğu binde 17-18. Şelf alanında çok daha az. Tatlı su girdisi var çünkü. Ortalaması da binde 17-18. Akdeniz'de binde 38'di. Dikey karışım yok. Tabakalaşma var. Bunlara o kadar girmeyeyim. Özetlerim şimdi. Tabaka tabaka deniz. Şurada oksijen var, şurada oksijen yok, şurada oksijeni ölçemiyoruz. Şurada H2S başlıyor, şurada nitrat var. Bunları bilirseniz şurada balık var da diyebilirsiniz. Balığın olduğu yer şurası. Ben biliyorum. Allah'tan balıkçı bilmiyor da işte balık kendini kurtarıyor. Bilse kökünü kazıyor. Aramızda balıkçı varsa kusura bakmasın, bizimkiler kökünü kazır. Yani ben yakalamazsam o yakalıyor diyor. Mahvediyor gidiyor. Bir de çok enteresan bir olay var. Bu Kanal İstanbul sorusu Marmara'da da olabilir diye söylemek zorundayım. Şimdi dibi dedim ya, şurası anoksik su diye. Şu kırmızı işaret oksijenin bittiği yer. İyi ya, oksijenin bittiği yer Karadeniz'in bir yerine temas ediyor. İşte o temas ettiği yerdeki dip çamurunda indir H2S olan yerde manganı indirgiyor. Oksijen olan yerde de mangan oksijenleniyor. Mangan oksit partikülü oluyor. Ve o partikül Karadeniz'e yayılıyor. Ama 150-200 metre dipte yayındım. İşte onu biz aletlerimizle şöyle gayet güzel ölçüyoruz. O kadar dipte olduğu için Karadeniz'e o kadar etkisi yok. Ama Marmara'da olsa ışığı muazzam keseceği için etkisi çok. Şimdi gelelim Karadeniz'in özetine. Düşük tuzluluklu, dikey karışım yok. Şimdi Akdeniz'de buna demiştim ki dikey karışım çok. Oksijen yok. Akdeniz'de demiştim ki oksijen çok. Yüzeyde dedim, Akdeniz için dedim ki besin yok, burada besin çok. Dolayısıyla ekonomik balıkçılık var. Aslında bunun karşılaştırmasını yapmışım, pardon. İşte bu Akdeniz Karadeniz'in özeti. Çok tuzlu, az tuzlu. Dikey karışım çok, yok. Besin yok, çok. Öyle bu kadar zıtlıklara sahip, denizlere sahibiz. İşte en sonda da ekonomik bölge yok, var onlar değil. Karadeniz'in yarısı bizim Allah'tan. O diyorum ya, büyük devletlerle işi çözmek mümkün. Bu ekonomik bölge zamanı olduğunda Karadeniz Rusya'nındı neredeyse. Yani bütün Karadeniz'in kuzeyi Rusya iken onlar bize dediler ki şurası sizin, burası benim. Teşekkür ederim demekten başka çareniz yok, büyük devlet. Onlar sonra bölününce Karadeniz'in en büyük alanı bizim oldu. Onlar ufak kaldı idi. Şimdi gelelim Marmara'ya. İşte bunların çocuğu, hakikaten Akdeniz ve Karadeniz'in çocuğu. Ama doğuştan astımlı, solunum eksikliği çekiyor. Yani adam şöyle duruyor oksijen açısından, bunu iyileştiremezsiniz. Çünkü yaratılışı oksijen eksikliği, ama üstüne yük bindirdiğiniz zaman kötüye doğru gitme meyili çok. Üstteki 25 metresi
Karadeniz suyu, 26, 27, 28'e geldiğiniz anda Akdeniz suyu ve gerisi 1400 metresi de Akdeniz suyu. Ve de işte boğazdan gelen hidrolik kontrolden geçen suyla mücadele etmek zorunda diyorum. İşte onları anlatacağım mecburen ki Kanal İstanbul'u anlayalım. Bütün bunların üstüne bir de işte bu Marmara'nın etrafındaki insan yerleşim yoğunluğu, işte bununla mücadele etmek durumunda. İstanbul megapolüyle mücadele etmek durumunda. İşte bunun gece manzarasını görürseniz işte bununla mücadele etmek durumunda. Çünkü bu kadar kişinin atığı var. Eninde sonunda denize ulaşıyor. İşte eskiden %100 Marmara'nın yüzeyine ulaşıyordu. O 3 aylık dinamik bunu kurtarıyor idi. Şimdi alt suya veriliyor ve Karadeniz'e doğru yoluna devam ediyor. Karadeniz'i kirletir mi falan demeyin, kirletmez. Öyle bir imkanı yok. Yolda sonsuz seyrelmeye uğruyor. Niye akıyorun cevabını yapmıştık. Su seviye farkı Karadeniz'le Marmara arasında 30, 40, 50, 60, 70 santime varan gün be gün, an be an değişen seviye farkları vardır. Bunu mareograf denen aletlerle ölçeriz. İşte Marmara'daki tuzluluk. Üstteki 25 metre yeşil olan yer Karadeniz suyu, alttaki 1400 metre Akdeniz suyu. Üstteki suyun sıcaklığı mevsime göre değişir. Alttaki 14,5 derece fix. Yaz, kış hiçbir şey fark etmez. Sıcaklığına bahsetmiştim. Bu da yoğunluğu. O kadar yoğun ki Marmara'ya dalan varsa bilmesi lazım. Yani yüzey suyunda kendinizi daldıracak ağırlıkla dalarsanız Akdeniz suyuna gelince takılır kalırsınız. Debelenmenize gerek yok, imkanı yok, geçemezsiniz. Bir denizaltı subayı tanıyorsanız sorun Marmara'da batmak çıkmak ne demektir diye. Batmak gene bir şey değil. Giderken altta gemi yok ama ya çıkmak bir felakettir. Boğazdan denizaltı geçer mi derler? Yok, geçmez. Boğazın bebeğin önünde onu yukarı çakar. Şimdi bu yoğunluk farklılaşması suyu zeytinyağı su gibi yapıyor. Dolayısıyla atmosferden giren oksijen bu tabakayı delip alta geçemiyor. İşte bütün astımlılık nedeni de sürmesi buradan geliyor. Marmara'nın altına giren oksijen sadece ve sadece Çanakkale Boğazı'nın altından gelen suyla sağlanıyor. Bu Çanakkale Boğazı'ndaki akış sistemi. Şu maviyle gördüğünüz Marmara suyu geliyor, Narabur'undan sonra yüzeye vuruyor ve ipince bir şey olarak Ege'ye çıkıyor. Alttan çok kalın olarak gelen Akdeniz suyu giriyor ve Marmara'ya kadar ulaşıyor. Şimdi bunun oksijenine baktığınız zaman gelen Marmara suyu üstteki 25 metre bol oksijenli. Alttan gelen su da bol oksijenli. Ta ki Marmara'ya çıkana kadar. Marmara'ya çıktığı anda o Marmara'nın altındaki oksijen eksikliğinden dolayı oksijenini kaybediyor. Kaybediyor da ne oluyor derseniz, işte 25 metrenin altında balık yaşamını destekleyecek oksijen yoktur. Efendim biz eskiden 100 metrede tutuyorduk, şimdi bilmem ne falan diyenlerin hepsi palavra atıyor. Çünkü oltanın sonu yok. 50 dağıt, 100 dağıt, 1400'e kadar gider. Tuttuğun derinlik değişmiyor. Onu bilmediği için zannediyor ki 100 attım, 100'den geldi. Halbuki inerken çıkarken 25'ten tutup onu aşağıya götürdüyse balık orada ölüyor zavallı zaten. İşte bunun nedeni, sonucu da bu. Şimdi bu çok önemli. Üstteki 25 metre Karadeniz suyu. Bol oksijenli, hiçbir problemimiz yok. Alttaki su, şunun öteki tarafı Ege, burası Karadeniz. Özellikle İstanbul tarafında, şuralarda neredeyse sıfıra yakın. Sıfır çok önemli. Anoksiye'ye gittiğiniz anda işler muazzam değişiyor. Sıfıra yakın ama öyle kendini idame ettirip hala gidiyor.
Biz onun üstüne hep yükler bindiriyoruz. İşte Marmaray'ın toprağını çıkarıyoruz. Çınarı atarken geçiyor falan filan ama onlar anlık yükler. Geliyor, geçiyor. Sistem yine kendini az da olsa biraz azaltarak devam ettirdi. Ama durum bu. Bunun da İstanbul şehrinde bir ilintisi yok. Bunun nedeni, şimdi ona geleceğiz, boğazlardan gelen suya bağlı. Şimdi boğaza girdik. Benim tarafım Karadeniz. Öteki taraf Marmara çıkışı. Yani 30 kilometrelik boğaz boyunca olan hadiseden bahsediyoruz. Boğaz'da iki tane kontrol noktamız var. İstanbul'da Rumeli Hisarı, Anadolu Hisarı arası, yani şu Boğaz Bebek'ten, Boğaziçi Üniversitesi'nden baktığınız zaman gördüğünüz uçurumun altı 110 metreye giden derinliğe sahip. İşte o derinliği görünce su orada bir sıçrama yapar. İşte onun için Bebek'te, Arnavutköy'de suyu böyle yerden, denizden fışkırıyor görürsünüz veya kulenin önünde fışkırıyor görürsünüz. Dipten su çıkma hadiseleri vardır. Kılavuz kaptanlar işte bunun için gereklidir. O bunu görür, gemiyi nasıl döndüreceğini, edeceğini bilir. Ona göre rotasını belirler. Şimdi şurası çok önemli. Burada birazcık daha duralım. Çünkü Karadeniz'den 60-70 metre kalınlığında giren su bu hidrolik kontrollara, bakın şuraya gelince sıçrama yaptığı için karışıyor. Alttan su kapıyor. Ama her ne olursa olsun yoluna devam edip 15 metre kalınlıkta Marmara'ya çıkıyor. Ama ne yaptınız? 60 metre giren suyu 15 metreye sıkıştırdınız. Hortumun ucunu sıkıyorsunuz. O zaman ne oluyor? Su daha hızlı Marmara'ya çıkmaya çalışıyor. Çünkü aşağıdan arkadan bu kalın debi itiyor. Aynı şekilde Marmara'nın altından 30-40 metre kalınlığında giren Akdeniz kökenli suda alt tarafa bakın sıkışıp geliyor, geliyor, geliyor. 1-2 metre bile olsa Karadeniz'e kadar çıkıyor. İşte sistemin normal çalışması bu. Deminki neydi? Sıcaklıktı, bu da tuzluluk dağılımı. Aynı şey, hiçbir şey fark etmiyor. Kalın bir suyu sokuyorsunuz. Marmara'ya çıkarken bakın incelttiğiniz için öteki tarafta şu mavi tarafı, hortumun ucunu sıktınız. Bu sıktınız lafının önünde çok önemli bir şey var. Onu da uyduyla göstereyim, sonra ona dönelim. İşte Karadeniz'den giren suyun Marmara çıkışında hayırsız adaya, şunu keşke kaldırsam, görmüyorsunuz şunu dedik. Şurada hayırsız adaya çarpınca yaptığı duruma bakın. Sanki bir gemiye çarpıyor gibi ikiye ayrılıyor. Şurada altta veya o suyun jet halinde çıkışına bakın. Kendinden bir şey kaybetmiyor ama alttan su kapıyor. Çünkü yine bir hidrolik özellik. Yani evinizde bir havuz varsa onun suyunu boşaltmak için hortumu sıkıcı onun yüzeyine çarptırdığınız zaman havuzu boşaltırsınız hesabı. İşte bu jet akım Marmara için hayati öneme ait. Çünkü başka türlü o alttan üste geçemeyen su bu jet akımının etkisiyle aşağıdan yukarı çıkabiliyor. Marmara'nın altı çok besinli. Eskiden göldü dedik ya. O alt su üste çıktığı zaman Marmara Denizi'nde üretim patlaması yapıyor. İşte Marmara Denizi'nde balık olmasının nedeni bu. Yok göç ediyormuş bilmem neymiş falan, besinin peşinde hayvan. Alttan üste bu su jet akımla çıkınca üretim patlaması yapıyor. Yani organik madde fazlalaşıyor. Çanakkale'ye doğru yoluna devam ediyor. Ama eninde sonunda bir madde olduğu için o alt tabakaya geçebiliyor. Geçtiği anda da İstanbul'a doğru yoluna devam ediyor. Çünkü alt akıntı ters yönde. Ama işte o organik bozulmadan dolayı oksijen tüketiyor. E dedik ki oksijen girdisi atmosferden değil Çanakkale'de. İşte bu denge İstanbul şehrine doğru ters bir şekilde kurulmuş. Bu
Neyse, o kadar detay bilmeniz lazım değil ama bu jet çıkışı çok çok önemli. Marmara'nın hayatı. İşte bu. Veya bir başka şey. Kızılötesi ışınla alıyorsunuz. Dedik ya, İstanbul'un, Marmara Denizi'nin alt tarafı her zaman 14,5 derece. Mesela yazın 25 derecelik su gelse 14 derecelik suyu kapacağı için soğumuş gibi görünüyor. Uydu da bunu hemen tespit ediyor. İşte çıkan su, o beyaz gördüğünüz İstanbul Boğazı'ndan çıkan su direkt Çanakkale'ye doğru gitmiyor. Kapıdağ Yarımadası'na doğru gidip sonra dönüyor. Mesela ben bunu bir yat yarışında kullandım. Ve benim idare ettiğim yat İstanbul Boğazı'ndan çıkınca hemen Çanakkale'ye dönmedi. Ötekiler ya bu deli adam nereye gidiyor deyip biz Kapıdağ'a doğru indik. Çünkü ben bu akıntının içine oturttum onu. Akıntı 3 mille gidiyor. Rüzgar da yardım ediyor. Herkes Çanakkale'ye giderken biz Kapıdağ'a gidip döndük. Ama Marmara Adası'nın önünde en önlerine geçtik. İşte bunu bilirseniz akıntıyı nasıl kullandığınız olur. Çok önemli bir yük gemisi için bu muazzam yakıt tasarrufu demek. İşte bir başka resim. İstanbul Boğazı'ndan çıkan su kendi özelliğini bakın kaybedip daha yeşilli bir rengin içine girmiş. Çünkü orada üretim fazlalığı var. Yani şu çıkan şu su hemen üretime geçemiyor. Alttan suyu kapıyor, Marmara Denizi'ne pompalıyor, orada üretime geçiyor. İşte ondan sonra da onun Ege'ye çıkışını görebiliyorsunuz. İkinci bir karışımda lodos zamanı. Her lodosta Marmara Denizi'nin altı üstüyle karışır. Bu da çok önemli. Kanal İstanbul sonrası için olmayacakken. Çünkü bu ölçümler bize mesela şunu gösteriyor, gene bilimsel veri. Lodos zamanı Marmara'nın tuzluluğu binde işte 17-22'den binde 30'a çıkıyor. Nasıl olacak? Alt su üst suyla karışacak ki tuzlu su fazla olsun. İki önemli hadise var Marmara için. Bir tanesi her zaman çalışan bu jet çıkış, ikincisi de lodos. Lodos'un sıklığını da sizler daha iyi biliyorsunuz. Bu da Marmara'nın altının besin tuzu. Yani alt tarafı üste bir getirdiğiniz anda o balıklar oynuyor. Besin, çünkü balığın peşinde olduğu tek şey besin. İşte onu üst tarafta muazzam fazlalaştırıyorsunuz. Alt tarafta da yazıları. İşte bu nedenlerden dolayı Marmara Denizi çok çok özel. Unique, dünyada sadece bize ait. Kanal İstanbul'u diyorlar ya, işte Süveyş var, Panama var, Kiel var, şu var, bu var. Dediğiniz anda işte denizlerimizden bir habersiniz demektir. Bizim denizlerimizin özelliğine sahip hiçbir deniz yok. O kanalların hiçbiri bu yüksekliği, şunu bunu haiz değil. Marmara'nın bu özelliklerinden hiç alakası yok. Zaten derdimiz Karadeniz'den gelen su. Bakın, Karadeniz'den gelen o yeşil su Marmara'ya girse daha iyi. Ama o değil giren, şu kırmızı su. Tuna'nın, Dinyeper'in, Dinyester'in beslediği su. Yani biz Karadeniz'in neredeyse en kirli suyunu alıyoruz maalesef. O su jet halinde çıkıp Marmara'ya girince bakın girenden daha koyu bir kırmızılık. Bunlar hep uydu verisi, benim boyadığım ettiğim şeyler değil. Diyor ki çok kritik bir sudasın, dikkat et. Şimdi Kanal İstanbul'u açalım. Nasıl yapacağız? Bir kere Kanal İstanbul'u açınca o da akacak. Niye? Ben onu diyorum şimdi hep. Ya Karadeniz diyorum bir havuz. Üç tane nehir dolduruyor. Üç ana nehir. Tuna, Dinyeper, Dinyester. Bakın bizimkileri saymıyorum. Olsa da olur, olmasa da olur. Tuna olmazsa ölür. Dinyeper, Dinyester de ikinci önemli şeyler. 2-3 biraz da Don. Kanalı açtığınız anda yine seviye farkı var. Ama ne yaptınız? Havuzu
3 musluk dolduruyor, 1 musluk boşaltıyordu, 2. musluk doldurup açtınız. Hani ilkokul çocuğuna sorulan soru. Ne olur? Havuz boşalır. Şimdi böyle deyince hemen üstüme atlıyorlar. Efendim işte bu, ya öyle boşalmayacak tabii. Karadeniz'in üst seviyesi azalacak, giren Akdeniz suyu fazlalaşacak. Gene seviye aynı kalacak. Ama Karadeniz suyu boşalacak. Neyse, akacak da açacağınız kanal böyle olmayacak. Bu doğal kanal. Çıkıntısı da var, 30 metre gibi salacak önlerinde veya 110 metre gibi çukuru da var. Böyle bir şey yapmayacaksınız. Zaten bunda istemediğimiz bir şey. Bütün dertler buradan kopuyor. Peki ne olacak? İşte şöyle bir şey yapacaksınız. Buradan mı geçecek? Google, işte paint elinize aldınız mı boyayıp gidiyorsunuz. Kimin ne o bildiği, hurafelerden öte hiçbir şey bilmiyoruz. Keşke bilsek. Şu üstteki, şimdiki akışa göre işte tuzluluk dağılımı, alttaki de efendim 25 metre dümdüz kanal açarsanıza göre model sonucu. Üstteki bakın alttaki hidrolik sıçramalardan dolayı bir takım karışımlar gösteriyor bugünkü hali. Alttaki yeni kanal öyle bir şey yapmayacak. Gelen Karadeniz suyu aynen çıkıp gidecek. Ama yine yükseklik farkı var. Yine Marmara'ya jet halinde girecek. Şimdi yine bu su Marmara'ya girince jet halinde gireceği için alttan yine su kapmaya başlayacak. İkinci bir fabrika çalıştırıyorum. Hani deminden beri anlatıyorum ya, bu jet halinde giriyor, hayırsızlığa çarpıyor, yat yarışında kullandım. Aynen bir kanal daha açıyorsunuz. Boğaza göre çok ufak ama yine de aynı işlevi görecek. Yani şunun gibi bir fabrika çalıştıracak. Ve de senenin her günü çalışacak. Seviye farkına göre çok daha efektif veya az efektif. Şimdi gelelim. Ola ki yapıldı. İlk 10 sene. O fabrika çalışıyor ya. İkinci yük geldi ya. Balık üretimi bile artacak. Bir işte Don Kişotluğu ben yapıyorum. İşte o hoca var ya, Allah kahretsin, şöyle dedi, böyle dedi. Bak nasıl adam balığı bile arttırır. Var olsun, şu olsun, bu olsun. Çünkü o olacak. İlk başta ikinci bir üretim gelecek ve Marmara'nın üstündeki yem artacak. Yem artması demek, balığın artması demek. Ama o yem eninde sonunda parçalanıp alt tabakaya inecek. Ve alt tabakada zaten bittim bitiyorum öldüm ölüyorum diyen oksijenin seviyesini eninde sonunda ama mutlaka sıfırlayacak. Çünkü sıfıra zaten çok yakın. Ölçmekte zorlanıyoruz aletlerin detection limitinde. İkinci 10 sene diyeyim. İkinci 10 senede bu oksijen yükü alt tabakaya girdiği zaman oksijen tüketmeye başlayacak. Gene sistem aynen çalışıyor. Atmosferden giremiyor, Çanakkale'den geliyor. Ve oksijen bununla baş edemeyecek ve bitecek. İşte bir kere bitirdiniz mi? The day after. Bir daha geri dönüşü yok. İlelebet yok. Sonsuza kadar yok. Aman geri yaptık, şu oldu, bundan sonra diyeceklerim oldu, hadi kapatalım mı? İstersen kapat. Hiçbir şey olmaz. Sistem anoksiye gittiği anda bitmiştir. İyi de anoksiye gittiği anda da korkunç şeyler olmaya başlıyor. Biz bütün uzman arkadaşlar oturup konuştuğumuz zaman her birimiz bir felaket senaryosuna gidiyoruz. Hiç de iyi olur'a giden diyen olmadı. Çünkü olmuyor. Anoksik ortama geçtiğiniz anda dip suyun kimyası değişiyor. Oksijenli ortamdan oksijensiz ortama geçtiğiniz anda mesela fosfat anormal artmaya başlayacak. Fosfat yüzeye gelince bu üretimi anormal pompalamaya başlayacak. Zaten istemiyorsunuz oksijen tüketiyor diye ama ister istemez alttan daha fazla fosfat gelecek. Amonyak gelecek. Şu hepsi besin. İyi de alt taraf anoksik olduğu anda bu fabrika yukarıya sadece fosfat değil H2S'li su da çekmeye başlayacak. H2S
maalesef insanoğlunun en hassas olduğu koku. Ben koku almayı bilmem ama milyonda bir olsa onu koklarım. Milyarda bir ses hissedenleriniz çoktur. Nedense Tanrı bizi böyle yaratmış. Ve durum her lodosta özellikle de lodos Marmara'dan İstanbul'a doğru geliyor ya, İstanbul H2S kokmaya başlayacak. Bunlar hep olacak senaryolar, yani zannetmeyin ki hayal dünyası falan. Eninde sonunda bu anoksik su bir kere döndü mü yayılmaya başlayacak, İzmit Körfezi'ne girecek. İzmit Körfezi'ne girdiği anda İzmit Körfezi'nin dibindeki yaşamı bir anda bitirecek. Bu sefer doğulu rüzgar estiği zaman tekrar H2S yukarı çıkacak. H2S'i gördüğü anda balık yok olacak. Gelmez. Oksijeni az olan yere bile gelmez, H2S olan yere hiç gelmez. İşte toplu balık ölümleri olur, kalan bir daha gelmemek üzere göçer. İşte üçüncü, otuzuncu senelere gelelim. Dedim ya, H2S'de su tabanda bir yere çarpıyor diye, işte o 25 metrenin altı anoksik olacak. 25 metredeki anoksik su Marmara'nın dibine çarpınca yine mangan pompasını çalıştıracak. Oradan çıkan partikül madde 25 metrede Marmara'ya yayılacak. 25 metre çok kritik çünkü güneş ışığının geçişini engelleyecek. Bu sefer alttaki anoksiya çok daha korkunç duruma geçecek. Marmara'nın 25 metresinde tamamında hayat tam bitecek. Birkaç 10 sene Karadeniz havuzu azalmaya başlayacak. Çünkü Karadeniz'e giren suyun debisini arttırmadan ikinci musluğu taktınız. Boşalıyor. Karadeniz su seviyesi azalacak. Aynı su seviyesini kompanse etmek için aynı yerde kalacak. Azalacak demeyeyim. Karadeniz suyunun kalınlığı azalacak. Akdeniz suyu fazla girmeye başlayacak. O zaman ne olacak? Karadeniz'in tuzlanması artacak. Şimdiki 17-18 değil 25-30'lardan konuşmaya başlayacağız belki. Peki ne olacak? Ah keşke bilebilsek. Ekoloji değişecek. Kesinlikle biliyoruz. Nasıl? İşte onu bilemiyoruz. İşte oraya geldiğimiz anda mesela 80'li senelerde yaşadığımız Miniopsis Leydi'yi örnek gösteriyoruz. Bir tür geldi Karadeniz'e, inanılmaz gelişti, bütün Karadeniz'i kapladı, hamsi balığını sildi süpürdü. Ne yaptık? Hiç, seyrettik. Ne oldu? Öyle bir an geldi ki Karadeniz'in her yerini kapladı. Karadeniz'e çıktığınızda beyaz bir denizin üstünde gidiyor gibiydiniz. Bir an geldi, hiçbiri hiçbir şey bulamadı. Bütün yiyeceği tükettiler ve hepsi birden öldüler. İşte Karadeniz böyle recover etti. Biz ne yaptık? Hiç seyrettik. Yapacağınız hiçbir şey yok. İşte onun için diyorum, wish we know. Wish we know, hakikaten öyle. Efendim ya ne olacak işte bu 3-5 tane Sakarya ya, ufacık bir şey. Doğru, boğaza göre ufacık bir şey. Bir şey değil. Yani boğaz en dar yerinde 1 kilometre, bu 100 metreden bahsediyorlar eğer öyle olacaksa. Eğer öyle olacaksa hakikaten de o kadar bir şey değil. Ama yine 5-10 tane Sakarya nehri ediyor. 5-10 Sakarya'ya bakalım. İşte bu. Karadeniz'in Batı Karadeniz kıyısında bir yağmur sonrası Karadeniz'e su sağlayan bizim nehirler, şurası da Sakarya, şu herhalde. İşte Karadeniz'e etkisi. Biz Karadeniz'in su bütçesinde bu nehirleri hesaba bile katmıyoruz. Olsa da olur, olmasa da olur hesabı. Bunu 5-10'a katlayın, Marmara'ya boşaltın. Şurada Tekirdağ'a kadar olan bir yerden Marmara'ya girdiğini düşünün. İşte etkisi yok canım, ne olacak dediklerinin size gözle anlatabilmek için. Bire bir dahi olsa, ki minimum 5 veya 10 katı olacağını biliyoruz.
Peki yeni bir problem daha var. Şimdi yaptınız, açtınız 25 metrelik bir şey. Oraya hadi diyelim ki 7-8 milyon, 5-7 milyon insan yerleşecek değil mi? Adada bir insanlar yaşayacak. Bunların aktiviteleri var. Bunların atık suları var. Diyelim treat ettiniz. Yarım veya fully treat. Nereye basacaksınız? Marmara'ya bassanız zaten işte bu senaryolardan dolayı Marmara öldüm öleceğim diyecek. Onu da bastınız mı hep daha çabuk ölecek. Karadeniz'e bassanız bütün suyu toplayacaksınız devasa borularla. Karadeniz'de o şelfi gösterdim. Onu geçip gidip derine basamazsınız çünkü milyarlarca dolar ister. Gene Karadeniz'in sahiline boşaltacaksınız. Ne olacak sonra? İşte bu olacak. İşte yukarıdan gördüğünüz şey, demin size kırmızı gösterdim, bu da başka bir uydu resmi. Tuna'dan, Dinyeper'den, Dinyester'den yapışıp Karadeniz'in kıyısından bize gelen su. İşte o gelen suyun içine bu yeni adanın yükünü şuradan bir yerden verirseniz gene felaket. Niye? Karadeniz'den gelen su zaten kirliydi. Bir de o şehrin o kadar nüfusuyla kirlenen atık su da gelecek. Zaten Marmara'da felaket senaryoları yapıyorduk. Organik yüklü su geldi mi daha da felaket su. Neresinden bakarsanız rezalet. Bizim bulunduğumuz bir durağda hidrojeologlar var. Onlara sorunca aldığım cevabı da söyleyeyim. Şimdi 25 metrelik kanalı açtınız. Bir ada yarattınız. Onların şeyini diyorum. Mantıken de insan ulaşıyor buna ama uzmanı onlar. Diyorlar ki hocam işte drenaj kanalı açtın. Sen bunu açınca bütün su oraya boşalır. Yani bu adanın tatlı suyunu zamanla deniz dolduracak. Çünkü siz 25 metrelik kanalı açtınız. Yeni meydana gelen adanın Istıranca Dağları ile olan bağlantısını kestiniz. Adanın altındaki akiferleri tatlı su değil deniz suyu dolduracak. Dolayısıyla sonsuza kadar o adada yaşayacak olursa kimse onlara tatlı su getirmek de zorundasınız. Böyle inanılmaz sonuçları var. Onun için işte şunları diyoruz, detaylı, o şunu, yani bunun bir kere hurafelerle değil ne olduğunu ne ettiğinin açıklanması lazım, detaylı çalışılması lazım. İki denizi birleştirirken deniz bilimcisine sorman lazım. Keşke aramızda olsalardı. Yok, bunun kapalı kapılar ardında çalışması birkaç sene yapılmış. Orada görev alan bir karı koca mimar benimle temas etti. O zaman değil, daha sonra. Her toplantıda şerh koyduk. Ya iki denizi birleştiriyoruz, bir deniz bilimcisine soralım. Ya iki denizi birleştiriyoruz, bir deniz bilimcisine soralım. Sorulmadı, sorulmadı diyor. Ama diyor kimler gelmiş? İşte şu Küveyt'teki palmiyeleri yapan mimar da orada. Yani milyonlarca doları adam harcatmış. Ama burada politikacıyı da suçlamamak lazım. Yani adam bir şeyler yaptırmış. Ama işte ya iki denizi birleştiriyorsun, deniz bilimcisine sormuyorsun. Ya yurt dışından birini getirmek de olmuyor. Çünkü dedim ya bu denizlere bu kadar konuşmamın nedeni bu. Böyle bir denize sahip bir ülke daha yeryüzünde yok. Eğer varsa da öğrenelim diyorum. Yani olur ya, birden habersiz burada çalışan birisi varsa biz de ondan öğrenebiliriz. İşte onun için diyorum ki bu proje hakikaten unutulmalı. Yani rafa falan bile kaldırmayıp bu projeyi kesinlikle unutmanız lazım. Çünkü bu proje sadece bizi değil, bütün Karadeniz'in ekolojisini ve ondan sonra da Akdeniz'in ekolojisini değiştirecektir. Çünkü bunu açtığınız anda bir sene, 10 sene, 100 sene değil, sonsuza kadar olan bir zamanı düşüneceksiniz. %1 bile etkisi olsa 1000 sene sonra etrafı mahvedecektir. İşte bunun için diyorum ya, siyasetçinin böyle düşüncesi ayıp olan değil. Onlar siyasetçi adı üstünde ilk kere iki her zaman dört etmeyebiliyor. Ama ayıp olan ona olur diyenlerindir diyorum ve teşekkür ederim. Eminim sorular çoktur. Thank you.
işin Don Kişotluğunu da ben yapar oldum ama bir vazife, yani bunu bir İstanbullu olarak yapmak zorundayım. Sorusu olan varsa mikrofon bende. Ön tarafta var, buyurun. Ön tarafta, peki. Bir de telefonlarımızı kapatabilir miyiz? Hoparlörler etkileniyor, ses yapıyor çok fazla. Teşekkürler. Mehve Şevin ben, Milliyet'ten. Şunu sormak istiyorum. Siz size sonunda... yazmıştım şunu anlatayım diye. Maillerinize bakmışsınız. Evet. Bakıyorum. Özür dilerim. Bunu konuşursam. Zamanında ben bunu hep sizlerle, evet, böyle hassasiyeti olan gazetecilerimize de yazdım. Cumhurbaşkanımıza da yazdım. Ne olur dedim. Bakın, Gezi olaylarından sonra dedim bu işler alevleniyor. Bununla da alevlenmesin. Bana dedim lütfen dedim, iki saatinizi ayırın dedim. Size değil, Cumhurbaşkanımıza dedim. Mailiniz alınmıştır. Alındı. Rafa kalktı işte. Maalesef böyle bizde. Buyurun. Şimdi Karadeniz ve Akdeniz'deki ekoloji değişecek diyorsunuz. Oradaki yani yurt dışındaki deniz bilimcilerle sizin bir temasınız var mı? Çünkü bu en çok bizi etkileyecek gözüküyor ama diğerlerini de etkileyecekse onların da bir itirazı vardır elbette. Kesinlikle onları da etkileyecek ama ben hep şöyle diyorum bunu. Niye adam benim boşa emek, vakit, para harcamamı engellesin? Yani bu eninde sonunda Karadeniz'in ekolojisini mutlaka değiştirecek. Bunu ben biliyorsam Rus bilim adamı da biliyor. Çünkü biz Karadeniz'de beraber çalışıyoruz. Ben Orak Çekiç zamanında Rus gemisine gitmiş insanım. Beraber çalışmış insanız. Benim bildiğimi onlar da biliyor. Etkileyeceğini onlar da biliyor. Ama diyorum ya, yani şimdi Yunan dostlarımız da var. Onlar zor duruma düşünce çıkıp cebimizden para vermedik. Rumlar düşünce belki sevindik. Bir dünyada bu ilişkiler böyle. Yani devletler arası ilişkilere gelince çıkarlar öne çıkıyor. Eninde sonunda mutlaka diyecektir. Ama bizim emek, vakit, biraz zaman, tartışma, gülerek seyredecektir. Rusların hayır dediği bir şeye de yapacak halimiz olmasa gerek. Ama ben hep şunu diyorum. Ya eninde sonunda buna olmaz diyecekler. Lütfen onlardan olmaz cevabını almadan biz burada gelin sorun, anlatalım, tartışalım, ilgilendirelim. Ama dinlenmiyoruz yani maalesef. Karşı çıktığımız için hemen damga yiyoruz. Ot dülüyüz zaten kafadan gidiyoruz falan. Yok yani. Mu Türkiye'den başka sizi destekleyen başka bilim insanları var mı? Yok tabii, yani Ethem hocamız burada olsaydı o da aynı şeyi diyordu. Söylediklerinin tamamının arkasında benim de adımı kullanırsın iznini aldım. Evde maalesef düşmüş kaşını gözünü yarmış, onun için burada olmadı. Ama herkes biliyor yani, bütün oşinograflar buna zaten karşıyız. Çünkü bilim bunu söylememizi gerektiriyor. Bir soru daha soracağım mümkünse. Şimdi Kanal İstanbul'u tartışıyoruz ama bir yandan Hayırsız Ada'dan çok bahsettiniz ve Yassı Ada'dan. İkisinde de bir imara açılma durumu var. Bir çılgın projede o iki ada için söz konusu. Belli değil gerçi ama bu deniz açısından, yani Sivri Ada'nın mesela %60 oranında imara açılması denizdeki şeyi nasıl etkileyecek, ya da bu bambaşka bir konu mu? Başlık mı? Bir şey yapmaz. Denize bir şey yapmaz. Bambaşka bir konu. Ama onu da idame ettirmek. Deniz kuvvetleri bile bakamadı. Üniversiteye devretti. Üniversite deniz bilimlerini koyayım dedi. Bakamadı. Bizde olmuyor. Hocam, sadece anlattığınız o deniz sularının karışmasını önleme anlamında Panama kanalında seviyeler var. Burada da seviyeler yaptıklarında, ki şu anlamda söylüyorum, yani kapitalistler bu kanalı yapacaklar, bana öyle geliyor. Çünkü üstüne 10 tane 20 tane liman oturtturacaklar. İşte İstanbul Avrupa'nın lojistik üssü haline geldi. Bunun ciddi sinyallerini alıyoruz. Kademeli havuz sistemi yaparak şey yapsalar, bu suyun karışmasını engelleyebilirler mi? Panama'daki gibi. Tabii.
olabilir ama bizdeki su seviyesi Panama'daki gibi önünüzdeki gölden aldığınız su değil. Bizdeki su seviyesi saatler içinde değişebiliyor. Mühendislik her seviye farkında o kanalları açılır kapanır yapar ama her bir kapak bir veya birkaç milyar dolara çıkar. Yani maliyeti karşılarsanız mutlaka yaparsınız. Engelleyebilirsiniz de ama 100 milyarsa 1000 milyar dolara çıkar gibi bir rakamdan bahsedersiniz derim. Yok bu olmaz. Bu olursa Marmara ya belki de İstanbul'un çaresi bu. Yani ben bayramda köprüyü 3 saatte geçen bir arkadaşınızım. Yani İstanbul'dan kaçmak için işte eskiden Haliç'te nasıl yaşayabiliyor muydunuz? Hani aşikes kokusundan. Aşikes etrafı sarınca İstanbul'da işte yavaş yavaş Anadolu'ya tekrar yayılır. Komedi gibi ama bunun gerçeği bu maalesef. Bir bayan arkadaşım pardon. Şu şey konusunda yani uluslararası bilim insanlarının duyarlılığını arttırma nasıl mümkün olur sorusu bence ilginç bir soru. Yani acaba yani tamam hani Ruslar da belki Rusya'daki akademisyenlerin de bilim insanlarının da durumu çok parlak değil ama başka ülkelerden sizin meslektaşlarınızın biraz daha bu konuya eğilmesi mümkün olmaz mı acaba? Vallahi bilemiyorum. Change.org'da ben bir kampanya başlattım. İmzalayabilirsiniz. Onun Rusça versiyonunu yaptık, koyduk ama ne oldu ne etti bilmiyorum. Yani elimizden geldiğince herkesi bilinçlendirmeye çalışıyoruz ki bu eninde sonunda tüm denizlerin ekolojisini değiştirir diye. Yani batılı dünya da buna sırf bir kanal gözüyle bakabilir kendi çıkarları açısından ama eninde sonunda bu bütün Akdeniz basenini etkileyecektir. Yani bunun çünkü açtığınız anda buna ya gelecek seçimi kurtarayım, 3 seçim, 5 seçim diye bakacağınız bir şey değil. Sonsuza kadar. Kapasanız da geri dönüşü yok. Ya tamam anoksik oldu kapatın. Kaparsan kapat. Anoksiye bir daha geri dönmeyecek. Yani o anoksik dediğimiz ortam inanılmaz bir kötü durumdur. Ona bir gittiğiniz anda unutun. Buyurun siz bir şey. Merhaba. Jeodezi fotogrametri mühendisiyim dedim ben. Yıldız Teknik'ten Yasemin Derya. Jeomorfolog ve hocamızla çalışabilme imkanı bulabildiniz mi? Jeomorfolog hocalarımızdan birinin bir yazısını okudum. Cumhuriyet'te yazdı. Yalnız adını not etmedim maalesef. Depremselliği inanılmaz derecede etkileyecek ve deprem riskini belki binlere katlayacak. Çok önemli bir skandal proje bu. Çünkü biliyorsunuz ki depremselliği en büyük etkileyen etmenlerden bir tanesi de İstanbul'un sırtını Isıranca Dağları'na dayamış olmasıdır. Zaten hali hazırda var olan bir risk varken bu kadar ciddi de bir aslında araştırma silsilesi yapılmışken depremsellikle ilgili sizinle birlikte bir hocamızın da burada ya da bundan sonraki konferanslarda bulunmasını çok önemli buluyorum ben. Anlıyorum. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Tabii ben uzmanı olmadığım için onlara temas edemedim ama işte gayet güzel bir nokta. Mesela uzmanı yine değilim ama ben 15 sene bir bilim araştırma gemisinde işte Türk Dünya Denizleri'nde dolaştım. Bizim geçiş sınırlamamız vardır. Askeri ve bilimsel gemiler istediği yerden geçmez. Geçemez. Çünkü ben araştırma yapmıyor desem de alttan mis gibi araştırma yaparım. Öyle aletlerimiz var. Askeri gemi zaten hep geçiş kısıtları var. İşte montre var. Herkese derim ki ya Boğaz Köprüsü yapıyoruz. 50 metre yap. Niye 64 metre yapıyoruz ortasını? Çünkü o tarihteki en yüksek geminin geçişini engelleyemezsiniz. Boğaz uluslararası sudur. Kendi suyumuzdur ama geçişi engelleyemezsiniz. Ben bütün gün Dolmabahçe'de durup bütün gece siz uyurken sabaha kadar çalışırdım. Niye? Çünkü Boğaz'daki geçişi engelleyemem. En az trafik orada olduğu için çalışırdık. Şimdi mesela ben bunu bir dışişleri yetkilisine sordum. Ya yeni kanalı açtın. Paralı geçiş yapacağını ümit ediyorsun. Montreux de diyor ki Boğazlardan geçiş serbesttir. Nokta. Kılavuz kaptan almak zorunluluğu dahi yoktur. Nokta. Yeni kanal yaptın. Oradan geçirirsin. Efendim işte bekletiriz. Tamam bekletebilirsin. Beklettiğin gemi Rum veya Malta bandıralı olacaktır genellikle. Tankerler öyledir. Ama içindeki yük Rus.
Unuttuğumuz nokta bu. Bütün enerjide gitmişiz, Putin'in kucağına oturmuşuz, Putin'le şamar atıyorsunuz. O da size fıskayı vuruverir. Devletler böyle gidiyor. Yani niye biz kendimizi bu pozisyona sokalım? Olmadı değil bakın. Rusya ile Ukrayna'nın aşkından dolayı burada doğalgazsız kaldık. Kalmadık mı? Mavi akın niye yapıldı? Şimdi başbakan şöyle çıkarsa, efendim işte İstanbul Boğazı'ndaki tanker tehlikesi hakikaten felaket. Bir tanker felaketi olsa İstanbul'u unutun, yok olur. O kadar tehlikeli. Doğrudur, yeni bir kanal aç, oradan geçir. Geçme zorunluluğu yok. Adam enayi mi buradan bedava geçmek varken 10 binlerce dolar ödeyip oradan geçsin? Bunu bir dışişleri yetkilisine sordum. Haklısınız, geçme şey zorunluluğu yok. Niye söylemiyorsunuz? Biz yetkililere iletiyoruz efendim. İşte bu. Yani başbakanımız maalesef öyle bir konuma geldi ki kimse onun fikrine karşı bir şey söyleyemiyor. Söyleyen siliniyor. Benim bir alışverişim, beklentim yok. Bilim adamıyım. En fazla emekli olayım. Bildiğimi söylemek durumundayım. Ama söyleyemiyorlar işte. Söyleyemediği için o da yeni kanalı yaparım, şu kadar gemi geçer, şu kadar para kazanırım diyor. Hiçbir şey kazanamaz. Niye İsrail'e bağırta bağırta şöyle yaptırdık? Olduğu ilk gün dedim ki ben eşime bak yerden göğe kadar haklı. Uluslararası suda hiçbir gemiye, ticari gemiye gidip dokunamazsınız dahi. Uluslararası kanunu var bunun. Niye biz gemilerimizi Somali'ye gönderiyoruz da zavalları öldürüyoruz? Uluslararası sudan bir ticari gemiye dokunamazsınız. İşte İsrail geldi, dokundu. Somalili'den daha kötü, devlet terörü. Düzenli ordusuyla yaptığı için %1 milyar haklıyız. O gemi şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ayrı hikaye. Şunu taşıyor, efendim şunu yapacaktı, bunu yapacaktı. Uluslararası suda dokunamazsınız. Kara suyuna da girme dersiniz, girerse batırırsınız, 1000 kişi ölür, hiçbir şey hak iddia edemezsiniz. Kamçatka Yarımadası üzerinde düşen Kore uçağını düşünün. Girme dedi, girdi, içinde Amerikalı senatörle Rusya düşürdü. Bu kadar basit. Uluslararası kurallar var. Değiştiremeyeceğiniz. Montre. Efendim yeni kanal açıyorum, oraya Montre geçmeyecek. Geçmeyecek tabi, Montre de kalkmayacak ki duruyor. Kaldırmak için sizin gücünüz yetmiyor. Montre'ye imza atan tarafların hepsinin daha kaldıralım demesi lazım ki kalksın. Enayim adam. Ben anlayamıyorum. Yani bu yaşa geldim, bunlara cevap bulamıyorum. Bir sorumuz daha var. Burada isterseniz toparlayalım yavaş yavaş. Ben de tekrar depreme dönmek istiyorum. İstanbul'da deprem riski malum. Şimdi bu kanalı açtığınız zaman gece veya gündüz olmasına göre depremin 10 ila 12 milyon kişiyi bir adada mahsur bırakıyorsunuz. Tabii bunu da bir not olarak bir köşeye koymak lazım. Evet, sağ olun Ergun Bey. Tabii deprem gerçeğinde şunu diyoruz. Türkiye, ben de bir zamanlar TÜBİTAK'ta depremde epey ilgilendim. TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı yapmıştım. Türkiye'de bir deprem olursa İstanbul ili her yere yardım edebiliyor. Her yere yardım elini uzatabiliyor. Ama İstanbul'da deprem olursa hiçbir il İstanbul'a yardım uzatamıyor. Onun için ne olacak? Allah korusun, deprem olduğunda deniz kuvvetlerimiz devreye girecek. Tamamen Anadolu ile bağlantımızı onlar sağlayacak. Çünkü giriş çıkışlar hemen kapatılacak. Yani ordu gücüyle kapatılacak ki benim de oğlum burada yaşıyor. Ben arabamı atlayıp geleyim, girmeyeyim diye içerideki ile mücadele edecek. Yani o felaketleri yaşayacağız. O kara tablolar hazır da söyleyemiyorlar tabii. Deprem olduğunda İstanbul'un Anadolu ile ve Trakya ile bağlantısını fiziki bloke edeceğiz diyebilir mi politikacı? Yapmak zorunda. Ne olacak? Deniz kuvvetleri taşıyacak işte. Feribotlar taşıyacak. Şunlar bunlar. Onlara gelmeyin. Son bir soru, bir de kapanış alacağız. Montre konusunda bir ekleme yapmak istiyorum. Bu boğazlardan geçiş de kılavuz talebi ihtiyaridir ve altın franka bağlıdır. Bu altın frank gelirlerini arttırmak için her zaman bürokrasi bir takım
önerilerde bulunur. Dışişlerinin her zaman yaklaşımı, ama Montre çok hassas bir anlaşmadır. Yani harfine dokunulursa Türkiye aleyhine gelişmeler de olabilir. Bu haliyle İstanbul'un telefon şebekesi vardı biliyorsunuz. Bu haliyle çalışıyorsa bırakın demişler. Montre öyle bir anlaşmadır. Bu haliyle devam etsinler dışişleri. Şimdi sunumunuz içinde, kapsamlı sunumunuz içinde bir ayrıntıya takıldım. Bu adacıkta oluşacak ek kanalizasyondan mı kaygılısınız? Yoksa orada zaten bir yerleşim var. Bu yerleşimin kanalizasyonu da Karadeniz'e gidiyor. Siz oluşacak ek nüfustan mı kaygılısınız? Yoksa... Tabii. Yani orada mutlaka kendine has bir nüfus artışı olacak. Çünkü Manhattan tipi işte şunlar bunlardan bahsediyorlar ya. Onun kanalizasyonu nereye akacak? Nereye akıtsanız gene bir felaket senaryosu. Tamam. O zaman hocam toparlayalım. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için de. Ben teşekkür ederim. Ne demek ki?